Deprem döneminde hem sahada birçok ekiple oradaydık. Ben kendim katılmadım ama ekip arkadaşlarım çoğu oradaydı. Deprem sonrası buraya gelen üniversiteli gençlerle aktif olarak hala çalışıyoruz. Hatta Hatay Samandağ'da özellikle çok aktif çalıştığımız gençler de var. Böyle bir felaket gelmeden önceki güvenimiz ve aidiyet hissiyatımız çok önemli. Bu konuda nasıl bir yol izleyeceğiz? En büyük soru işareti buydu onlar için de. O yüzden böyle bir felaket olduğunda hem alandaki aidiyetimizi nasıl güvence altına alacağız? Yani çok önemli bir problem onlar için. Yani biz buraya ait hissediyoruz ama öyle kalabilecek miyiz? Yine işte evlerimiz sağlanma kısmını artık söylemiyorum o güven konusunda. Bir de insanların birbirine karşı da böyle bir güven şey olması lazım. Bu anlamda da daha deprem olmadan o güveni hissettirecek bir şey olması gerekiyor. Biz daha oradayken bile insanların unutulacaklarına dair kaygısıydı. Ve daha orada bu söylenen dönemde, bunun söylendiği dönemde orada birçok sivil toplum ve birçok dayanışma faaliyetleri devam ediyordu. Üstünden aylar geçti ve şu an onların hani açıkçası ne düşündüklerini hepimiz tahmin edebiliyoruzdur. Deprem ya da bir afet, bireyde bu aslında bir illüzyon olan kontrol duygusuna zarar veriyor. Yani ben hayatımı kontrol ediyorum duygusunu bir anda kaybediyor birey ve bu çok örseleyici bir şey. Çünkü bizim bunu illüzyon da olsa buna ihtiyacımız var. İşte saat 3'te burada toplanacağız, şu kişiler gelecek, şöyle oturacağız, şunu konuşacağız duygusu bizim için iyi bir şey. Ama buna zarar geldiği anda çok beyin çok zorlanıyor ve tekrar bağlantı kurmaya, anlamlandırmaya çalışıyor.